Yani kısıtlamalar kalktığı zaman insanlar daha rahat davranmaya başladı. Bu yüzden sarı bölgeden tehlikeliye doğru yürümeye başladık. Adam maske indirmiş, telefonla konuşuyor. Mesela maskeyle de konuşabiliyoruz değil mi? Çarşıya bir bakın, sanki hiçbir vaka yokmuş gibi dolaşıyor millet. Kayseri'de kalkan kısıtlamalar sonrası vaka artışı devam ediyor. Biz de Laf Sokak'ta ekip olarak Kayseri halkına kalkan kısıtlamalarla alakalı sorular sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Kayseri'deki koronavirüs vaka sayısı artışa geçti. Sizce kısıtlamalar geri gelmeli mi? Ya şöyle düşünüyorum ben, bu bir döngü. Yani yasaklar artıyor, vakalar azalıyor, sonra tam tersi oluyor. Bunun bir döngü olduğunu ve hiç kurtulamayacağımızı düşünüyorum. Bu konuda ben biraz umutsuzum. Öyle. Peki vaka artışı önüne nasıl geçebiliriz sizce? Nasıl geçebiliriz? Yani şöyle, mesela ben kendim örnek vereyim. Neredeyse her gün dışarı çıkıyorum ama işte mesela otobüs saatlerini kendim ayarlıyorum. İşte kalabalık olmamasına dikkat ediyorum. Maske kullanımı ve çok böyle gereksiz dışarıda durmuyorum. İşte Kayseri'de bence sorunumuz şöyle. Akraba ziyaretleri, ev toplulukları, işte evlerde maske çok takılmadığı için ben ev topluluklarında çok bulaştığını düşünüyorum. Onlar azaltılırsa daha iyi olabiliriz belki. Gelmeli. Gelmeli, hem de ciddi şekilde böyle bir İki haftalık bir sokağa çıkma yasağı ilgilenir olursa bu otomatikman düşer. Tabii mesafeye, temizliğe uymamız lazım yani. Yoksa başka türlü bir baş edilemez yani. Yani ne kadar maske takarsan tak, illa ki bu cenaze evlerinde, toplu taşımacılarda illa ki oluyor. Ama yani bir iki hafta, 14 gün bir kapanma olsa iyi düşünüyorum yani. Peki sizce kalkan yasaklar geriye gelir mi? Gelir. Böyle giderse gelir. Mutlaka da gelmeli yani. Vallahi insanların biraz daha sorumlu davranması gerekiyor. Hani yani kısıtlamalar geri gelsin mi? O konuda fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Yani işte hani dikkat etmemiz lazım. Zaten bu bir yıla yaklaşık. Hani maskedir, mesafedir, temizliktir. Ne bileyim, kapalı ortamlarda fazla durmamak gerekiyor. Yani zaten yaza dönüyor. Hani aşılama falan bayağı çoğaldı. Daha düşeceğini umut ediyorum. Çünkü sıcaklıklar arttıkça bulaşma riski falan daha düşüyor. Biraz daha sabredersek inşallah güzel olacak yani. Evet, gelmeli. Çünkü milletler birbirine karşı saygı yok. Saygı olmadığından dolayı gayet normal görüyorum ben yani. Vaka artışına nasıl geçebiliriz? Mesafeyi korumak, dışarıya çıkmamak, bilhassa kendinizi başkalarından korumak. Ancak öyle, başka türlü olmaz yani. Ama şöyle bir çarşıya bir bakın, sanki hiçbir vaka yokmuş gibi dolaşıyor millet. Yazık yani. Peki sizce kısıtlamalar geriye gelir mi? Büyük bir ihtimal gelir bence yani. Gelmeli de. Çünkü bu illetten ancak başka türlü kurtuluşu yok. Bugün Avrupa'yla kıyasladık mıydı? Türkiye çok çok iyi bir durumda yani. Ya bence gelmeli. Çünkü yani kısıtlamalar kalktığı zaman insanlar daha rahat davranmaya başladı. Bu yüzden sarı bölgeden tehlikeliye doğru yürümeye başladı. O yüzden bence daha sıkı gelmesi gerekiyor. Yoksa bitiremeyiz gibime geliyor. Vaka artışını nasıl önleyebiliriz? Ya şimdi bu hani yasaklardan dolayı giriş çıkışlar birazcık daha sınırlandırılmalı bence. Hani tamam, HES kodum benim var ama hadi ben şu an koronaysam o HES kodun ne işe yarıyor? Mesela giriyorum her yere misal. O HES koduna güvenerek her yere giriş çıkış yapılıyor ama bence gereksiz. Peki sizce kısıtlamalar geriye gelir mi? Sanırım geri gelecek. Öyle görünüyor bana göre, gelecek yani. Yani bu girişte kısıtlamaların geri gelmesi lazım yani. İnsanlarımız aşırı rahat, maske, mesafe, hijyen kuralına uyan, sıkıntı. İnşallah geri gelmez diyoruz ama bu girişte de mecburen gelecek gibi. Peki vaka artışını sizce nasıl önleyebiliriz? İnsanlar evde duracak. Kalabalık yerlere yani birbirimize. Belli miktar girip saygı duymak lazım ama insanlarda saygı da yok maalesef. Bak adam maske indirmiş, telefonla konuşuyor. Mesela maskeyle de konuşabiliyoruz değil mi? Hepimiz birbirimize muhabbet edebiliriz ama insanlar dikkat etmiyor. Uyardığınız zaman da hemen tartışmaya geçiyorlar. Yani ne yapabiliriz ki mesela? Bizler dikkat ediyoruz elimizden geldiği kadar tabii ki. Ama onlar pek eden yok yani işin aslı. Yani neticede kurallara uymama gibi bir durum var, lüksümüz yani bizim. Evet.